Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere, dantel çözümlerde daha beraberiz. Yine bu programda hep yaptığımız üzere, yapmaya çalıştığımız üzere daha doğrusu, gündemdeki bir konuyu Risale-i Nur'dan bir metni anlamaya, pencere kılmaya çalışacağız, gayret edeceğiz inşallah. Bugün gündemden seçtiğimiz konu, geçtiğimiz haftayı epeyce meşgul eden Sedat Peker'in tweetleri, itirafları diyelim daha doğrusu. Sedat Peker dedi ki, İşte vaktiyle 90'larda Mesut Yılmaz'ın tabii vefat etti biliyorsunuz eski ANAP lideri elimde kaseti vardı. Öyle bir şey söyledi galiba. İşte Romanya'da kumar oynarken çekilmiş kaseti mi orada dayak mı yemiş onların şeyi vardı. Onlarla şantaj yaparak elimde olduğunu söyleyerek hem hapisten çıkarıldım hem de 5 milyon dolar aldım dedi. İşte arada başka isimler de saydı falan. Biz şimdi bu kısmıyla ilgilenmiyoruz. Onu artık adli merciler soruşturur. O iş onlara ait. Fakat şu noktaya dikkat çekmek istiyoruz. İnsanoğlunda böyle bir fıtrat kör noktası var. Nedir o kör nokta? Bir günahı hem işliyor hem de o günahın yükümlülüğünden kurtulmaya çalışıyor. Aslında yapması gereken ne? İnsanoğlunun yapması gereken Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği, hadis-i şeriflerde de bize öğretilen şey, günahın tövbesini etmek, itiraf etmek, istiğfar etmek, onu bir daha işlememeye çalışmak. Yapmamız gereken bu aslında. Cenab-ı Hak bu yola gitmeyi hepimize nasip eylesin. Fakat biz bunu yapamıyoruz. Ya ne yapıyoruz? Bazı rüşvetlerle, bazı karşılıklarla o günahı işlemenin bedelinden kurtulmaya çalışıyoruz. Şahitliğini yok etmeye çalışıyoruz. Çünkü bedel şahitlikten doğuyor. Bedel şahitlikten doğuyor. Günahın şahitleri varsa oradan bir bedel doğuyor. İşte Sedat Peker de Mesut Yılmaz'a bir bedel ödetmiş kendi iddiasına göre. Bunun benzerleri yaşanmıyor mu günlük hayatta? Evet, çokça yaşanıyor. İnsanoğlu şahitlikten sıyrılmaya çalışıyor. Gaflete düşmeye çalışıyor. Şahitleri yok etmeye çalışıyor ya da. Ama bununla arzuladığı huzura da ulaşamıyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin ikinci lemasında birinci nüktede bu konuya bir temas var. Hem de hadis-i şeriflerde neden biz günahlardan men ediliyoruz ya da ayetlerde günahlardan men ediliyoruz, onlara karşı uyandırılıyoruz, uyarılıyoruz. Neden metinlerimizde, kutsi metinlerimizde böyle şeyler var? Bediüzzaman Hazretleri onu burada bize izah ediyor. Evet, biz ehl-i sünnet ve cemaat olarak günah işleyenin küfre girdiğini, büyük günah işleyenin küfre girdiğini söylemiyoruz. Mutezile gibi düşünmüyoruz, iman etmiyoruz ama günahın da bir tehlikesi olduğundan haberdarız. Mürciye gibi de demiyoruz ki ya istediğin günah işle imanın olduktan sonra hiçbir şey olmaz. Böyle de demiyoruz. Niye böyle demediğimiz işte ta Sedat Peker'den, Mesut Yılmaz'dan gelelim Risale-i Nur'a ve insandaki o fıtrattaki kör noktaya bu metinde anlaşılacak. Şöyle bir yerden okumaya başlayayım. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye o hazretten bin defa daha ziyade muhtaçız. Bahusus nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, nevzübillah, mahalli iman olan batını kalbi ilişip imanı zedeler. Ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Günahların böyle bir zararı da var. İnsanı marifetullah'a dair, İslam'a dair, imana dair manalardan uzaklaştırıyorlar. Yeni bir dünya kuruyorsun. Şerden, küfürden, günahtan bir dünya kuruyorsun. Öteki dünya, iki dünya beraber olmuyor. Devam ediyoruz. İşte asıl yere geldik. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Bir daha okumak istiyorum bu cümleyi. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur-i imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Bakınız, biz demiyoruz ki günah işleyen küfre girer. Hayır, asla
Böyle bir şey söylemiyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaat böyle demiyor. Ama şu da bir tehlike. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Nasıl? O günah istiğfarla çabuk imha edilmezse kurt değil. Belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Allah Allah. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam. Ne diyordu Sedat Peker tweetlerinde? Hani Mesut Yılmaz sağ bir partinin lideri olarak seçmeninin böyle bir hata işlediğini, böyle bir işte olduğunu, böyle bir günahla meşgul olduğunun bilinmesini istemiyordu diyor. O yüzden bunu saklamak istedi. Öyle söylüyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılağından, haberdarlığından, bilgisinden, ıttılak o demek yanlış bilmiyorsam, buradan bakalım. Haberdar olma, evet. Çok hicap ettiği zaman, başkasının ıttılağından çok hicap ettiği zaman, melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Bakınız, Mesut Yılmaz'ın ödediği bedel eğer ödemişse, şu an sadece iddia, ama çok küçük bir bedel aslında. Milyon dolarlar. Çok büyük rakam bizler için ama aslında dünyevi bir şey olduğu için yine küçük. İnsanoğlu vazgeçemediği günahlarından onun bedeli olan istiğfarı, itirafı, tevbeyi de kuşanamadığı zaman ahiretini feda ediyor, ahiretini rüşvet veriyor. Niye, nasıl? Mesela melekleri inkar ediyor. Melekleri inkar eden iflah olur mu? Olmaz. Yani akaid-i imaniyenin umdelerinden birisidir meleklere iman. Küçük bir emare arıyor, malzeme arıyor ki Allah'ın melekleri inkar etsin. Çünkü şahitliğin olmamasını istiyor. Şahitliğin bedelini yüklenmemek istiyor. Sorumluluğunu almamak istiyor. Mağduriyetini diyelim tırnak içinde yaşamamak istiyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılağından çok icap ettiği zaman, melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Keşke olmasa, keşke beni görmemiş olsalar, keşke günahım yazılmasa. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Bak, dalalet buradan geliyor demek ki. Zaten ateistlerde de şey göremezsiniz. İşte laboratuvarda denedik de şundan şundan dolayı Allah'ın olmadığına karar verdik değil. Genelde hissi şeyler bunlar. Hissi sapmalar. Ya günaha müptelalık ya çok acı bir şey yaşamak. Bunun farklı farklı maddelerini sayabiliriz. Ama bir ifrattan, bir duygusal ifrattan ateizm fikri, inkarcılık fikri doğuyor. Yoksa bilimsel şeyden değil. Hem mesela cehennem azabını intihac eden büyük bir günahı işleyen adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfarla ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla cehennemin ademini yani yokluğunu arzu ettiğinden, küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın, küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, sultan-ı ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik, büyük bir sıkıntı veriyor. Biliyor bedeli var. Bakın hepimiz fıtraten yapmadığımız, yerine getirmediğimiz, eda etmediğimiz mesuliyetlerin sorumluluğu olduğunu seziyoruz, hissediyoruz. Peki nasıl kurtuluyoruz bundan? Bir, itiraf ediyoruz, istiğfar ediyoruz, yani yükleniyoruz sorumluluğunu ve ondan sonra onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Böyle bir yeni başlangıç yapıyoruz veya şahitliği yok etmeye çalışıyoruz. İşte bizi gören melekler olmasın, bizi yakılacak, yakılabileceğimiz bir cehennem olmasın, bize azap olmasın, kabir azabı olmasın, cehennem azabı olmasın. İşte bir yerde de artık Allah olmasın haşa sümme haşa demeye kadar gidiyor bu. Dini yükümlülükler de öyle. Mesela işte Peygamber aleyhissalatü vesselam olmasın ki emretmesin. Bu din de bizim üzerimize vazife olmasın. Deistlerin şeyi de budur işte. Nübüvveti ortadan kaldırıp amellerin yükünden, haramlar ve helaller mesuliyetinden kurtulmak. Deizmde böyle bir şey mesela. Böyle bir başıboşluk veriyor onlara. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın, küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, biliyor ki böyle bir şey var,
vazifeyi yapmayan mutlaka bir tekdir alır. Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, o keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı. Namaz keşke olmasaydı, oruç keşke olmasaydı vesaire. Ve bu arzudan bir manevi adavet-i ilahiye işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Yani ya Cenab-ı Hak bunu niye emretmiş ya, aman başımıza bela etmiş, haşa sümme haşa, işte orucu niye emretmiş, böyle başımıza bela etmiş, böyle bir şeyi ben içimde yaşıyorum, bu sıkıntıyı falan. Buradan aldığı için meseleyi ele, bir şüphe vücud-i ilahiye dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkarda milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. Ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki bel rana ala kulubihim. Bu bir ayet-i kerime arkadaşlar, Mütaffifin suresinin 14. ayetinden kısa bir mealde şöyle: kazandıkları günahlar kalplerini kaplayıp karartmıştır. Kazandıkları günahlar kalplerini kaplayıp karartmıştır. Cenab-ı Hak bizi onlardan olmaktan korusun. İşte o bu mana. Günahı temayül oluşturuyor. Daha doğrusu günahla doğru muhatabiyet yaşamadığı için, günahı kendi kusur olarak görmediği için, sorumluluğunu o en azından o açıdan almadığı için ne oluyor? Oradan Allah'a kusur bulmaya başlıyor. Ya da işte dine kusur bulmaya başlıyor. Akaid-i imaniyenin umdelerine kusur bulmaya başlıyor. En sonunda da o günah galip gelip, ondaki temayül galip gelip, onun ruhta açtığı o arızalı yan galip gelip, kalbi tamamen kararıyor, Allah'a inkara kadar gidiyor. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Efendim, metnimiz bu kadardı. Gördüğünüz gibi aslında Mesut Yılmaz'ın yaptığı, eğer yapmışsa, bilmiyoruz, o kısmı kesin değil, bu bir iddia sadece. Sadece dünyevi bir fedakarlık, dünyevi bir bedel ödeme. Bir noktada da onu o şeyden kurtarmış gibi. Halbuki kurtaramadı da sanki, o mevzu duyuldu. Ben öyle biliyorum yani, çok da konuşuldu. Bizim genç yaşlarımızda o mevzular çok anılıyordu, kumarhane mevzuları falan. Bilmiyorum aslında. Bakınız, kurtarmamış. Bu dünyevi açıdan da kurtarmadı yani. Biz de düşünelim yahu, yani bir günahı kabullenip, o günahın sorumluluğunun kabullenip, günah olduğunu kabullenip, tövbe edip, itiraf edip, önce itiraf edip, sonra istiğfar edip, sonra salih amele dönmeye çabalamak varken, onu böyle şifalı bir şekilde tedavi etmek varken, neden bedelini ödemekten kaçalım? Neden şahitliğin olmamasını arzulayalım? Böyle bir yola girmenin doğru bir tarafı, kurtarıcı bir tarafı var mı? Bakınız, eğer orada kurtulmuşsa bile Mesut Yılmaz, bugün işte yıllar sonra o mevzular tekrar gündem oldu. Kurtulamadı etkisinden diyelim. Anısı kurtulamadı en azından etkisinden. Biz de demek ki bununla hiç kurtulamayız. Ahiretimizi, o yine 3-5 milyon dolar vermiş, bir kişiyi hapisten çıkarmış. Biz dünya için ahiretimizi rüşvet versek nasıl bir kurtuluş olur bundan? Kurtuluş olur mu bundan daha doğrusu? Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Ayağımızı sırat-ı müstakimden kaydırmasın. Bizde böyle günahlar varsa da onlardan da tez zamanda istiğfarla, itirafla kurtulmayı, tövbe etmeyi, tövbeyi nasuh etmeyi bize nasip eylesin. Settar ismine sığınıyoruz. Elbette açılsa, üstü açılsa bizi rezil edecek çok günahlarımız var. Onlar da Cenab-ı Hak Settar ismiyle saklasın, bizi zararlarından himaye eylesin.